nasılsa, içimdesin nasılsa, içimdeyim nasılsa, yine içimdeyim nasılsa, içimdesin nasılsa, içimdesin nasılsa, yine. Lütfen buyurunuz efendim. Yeni bir gün, yeni bir bayram günü ve tekrar iyi bayramlar diliyoruz sizlere. Biliyorsunuz ki konseptimiz 90'lar. Bu bayram 90'ları konsept olarak belirledik. Çünkü 90'lara müthiş bir hasret var. Partiler 90'lar temalı, kıyafetler 90'lar temalı, yapılan şarkılar 90'ların remixleri vesaire derken dedik ki neden 90'ları tema olarak seçmiyoruz ve tabii ki 90'lar deyince de akla ilk gelen
bazı isimler var. Gökhan Kırdar onlardan biri. Öncelikle hoş geldiniz ve iyi bayramlar demek istiyorum. İyi bayramlar bizi izleyen herkese de bayramı kutluyorum. Bu parçanın, bu aşkın çıkış yılı kaç? Bu aşkı ben 98 yılında bestelemiştim. Hiç 90'lar soundu değil. Aslında bir önce de Trip albüm var biliyorsunuz. 96 evet. Yılında. O da tam 90'lar soundu değil gibi duruyor. Yani benim için 90'lar hem böyle Akdeniz ve müziği ve aynı zamanda da elektronik müziğin de geçiş yaptığım bir dönemdi Trip. Yani siz de aslında 90'ların tam o pop akımının ortasındayken yenilikçi şeyler denemenin peşindeydiniz. Elektronik altyapı şu anda mesela çok popüler ama bundan 20 küsur sene önce kullanan birisiniz. Bu dönüşümü mü görüyordunuz? Evet. Belki de tabii o yıllarda ben müzikoloji de okuyordum mimarlık sonrası. Evet. Elektromanyetik sesler onların insan bedeni vücudu üzerindeki ruhunu enerjisini yükselten bilgiye sahip olduktan sonra aslında Trip'ten itibaren ben biraz yaptığım çalışmalarda elektronik müzik, elektronik soundları da kullanarak healing ve müzik terapi, frekanslı müzik terapi anlamında çalışmalarıydı. Ama o yıllar tabii internet yok, bir şey yok. Bunu tam olarak anlatamıyorsunuz, paylaşamıyorsunuz. Uçuk bir adam diyorlardı herhalde size, değil mi? Yani aslında 90'lı yılların bence en önemli mesajı şey değil mi? Uçuk şeyler. Yani uçuk şeyler derken yeni şeyler. Çünkü pop müzik dediğimiz, Türk pop müziği dediğimiz olguda 90'lı yıllardaki yaygın olan müzik anlayışının yerine yepyeni bir soluk getirdiği içindi bence. Yani yenilik, uçukluk, farklılık, evet. 90'lar böyle bir dönüşüm zamanıydı. Ama 80'ler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 80'ler de böyle gençlerin kendilerini keşfetmeleri, olmaz denilen şeylerin bir araya getirdikleri ve böyle tatlı, acı, protest bir dönemdi. 90'lar yenilikçilik. Acaba bu dönemleri nasıl anacak İleride insanlar? Evet, şimdi jenerasyon değiştikçe tabii biraz böyle bizim yaşadığımız şeyleri tam olarak yaşamamış oluyorlar. Bizim dinlediğimiz müzikleri, izlediğimiz filmleri izlememiş oluyorlar. Aslında bize düşen onlara o background'u, altyapıyı vermek lazım. Yani bizi daha iyi anlamaları ya da bizim onları daha iyi anlamamız için. O yüzden yani bulunduğumuz yıl, jenerasyon, çocuklarımıza baktığımız zaman değil mi? Onlar çok daha küçük yaşta tabletlerle, elektronik yapılarla. Onların ben uzay seyahati yapılacak bir jenerasyon olduğunu düşünüyorum. Uzay açıkçası. Zaten şu anda dijital çağda mıyız, uzay çağında mıyız gibi bir takım düşünceler var. Herhalde bunu da sonraki nesil belirleyecek, bu çağın hangi çağ olduğunu. Evet. Üne nasıl yaklaşıyordunuz 90'larda? İnanılmaz bir popülerlik söz konusuydu. Az televizyon, az gazete, zaten internet deseniz hak getire. Nasıldı ün o dönemlerde? Ben tabii o dönemin farkındaydım çünkü daha müzik video kanalları yeni açılmıştı biz albümlerimizi yayınlamaya başladığımızda. Ve doğal olarak çok az iki kanal var, televizyon kanalı var, bir müzik kanalı var ve sabah akşam herkes onu seyrediyor. Ve şey de yok, yeni kurulduğu için her çalışmada yayınlanıyor ve sonuçta bir tam bir endüstrileşme olmadığı için herkese eşit şans verilmişti. Ben o dönemi şanslı artistlerindenim herhalde, yerini sevmem yayınlanmaya başladığı anda müzik kanallarında şey olmuştu, çok birinci sıraya yükselebildi. Tabii canım, hala çalar. 90'lar deyince akla ilk gelen parçalardan biri yerine sevemem. Ne güzel. Yerine sevemem, yerine sevemem. Dinleyelim mi yerine sevememi? Tabii, zevkle. Olur mu? Tabii, hemen. O zaman ikinci parçamız gelsin. Gökhan Kırdar deyince belki de akla ilk gelen parça yerine sevemem, değil mi? Yerine buyurunuz sevemem. Efendim, sahne sizin.
Bravo. Ah, ne parçaydı ama bu, ne parçaydı. Evet, neymiş? Çok, çok özel bir parçaydı. Seneler geçti üstünden, onlarca sene geçti. Hala dinleniyor ama siz bir remixini de yaptınız bunun galiba, değil mi? Yoksa yeniden böyle bir şey hatırlıyorum. Yerine Sevemem'in yeni bir versiyonu falan gibi bir şey mi yaptın? Tabii birçok versiyon oluştu çünkü böyle film ve dizilerde de yer verdiğim zamanlar farklı o filme uygun enstrümanlar, düzenlemelerle yeniliyorum. Siz çok değişikliği sevmiyorsunuz ama. Mesela 90'larda popüler olanlar sonra tekrar bir araya geldiğimizde bakıyoruz saçlarını kestirmişler, işte farklı şeyler yapmışlar. Siz de hala siyah, evet. Hala saç uzun. Ben bazen deniyorum ama izin verilmiyor aslında. Kim vermiyor? Bilmiyorum, hayranlarım belki. Öyle mi? Şey yapıyorlar. Alıştılar sanıyorum. Uzun saça. Uzun saçlı halime. Hiç sinirlenir misiniz? Tabii ki her insan içinde bir melek ve bir şeytan taşıyor. Sinirlendiğiniz zaman ne yaparsınız? Sinirlendiğim zaman genelde susarım ve içimde patlamasını isterim. Hiç Gökhan Kırdar'ı bağırırken düşünemiyorum. İşte evet, içimde olup bitiyor zaten birçok şey belki ama genel olarak hayata ben çok canlıları, insanları, bütün yaratılmış olan her şeyi çok sevgiyle, koşulsuzca sevmeye çalışarak yaşamayı tercih ediyorum. Hep böyle miydiniz yoksa bazı olaylar mı sizi bunları sorgulamaya, düzeni anlamaya çalışmaya itti? Spiritüel bir kişiliğiniz var çünkü. Öyle mi? Evet, evet. Peki. Biraz ben neyi verirseniz hayata onu alacağınızı düşünüyorum. Tabii hayat dediğimiz şey sadece bu gezegenden ibaret değil. Büyük bir milyonlarca galaksiden oluşan bir evren söz konusu. Düşüncenin de, düşündüğümüz her şeyin de bir frekans olduğunu düşünecek olursak bir hızı yok. Yani nasıl düşünce hızınızı düşleyin mesela ve ne kadar hızlı düşündüğünüzü siz de göreceksiniz. Eylemden, konuşmaktan çok daha hızlı bir zihnimiz var. Düşüncenin de o yüzden ben ışık hızından daha fazla hızlı hareket eden bir frekans olduğunu düşünüyorum. Bir enerji olduğunu düşünürsek evrende yolculuk yapıp geri dönmesi çok zor olması gerek. O nedenle ben ne düşüneceğimizin çok önemli olduğunu, cümle kurarken hangi kelimeleri seçeceğimizin çok önemli olduğunu ve zihnimizin ve beynimizin nasıl hani elimiz kangren olduğu üzerine yattığımız zaman elimizin bir anlamı kalmaz. Önemli olan zihnimize gönderdiği sinyaldir. O yüzden genelde ben sinirlendiğim zaman, bu böyle tepki vereceğim zaman yine kendi içimde halletmeye çalışıyorum. Evet, çok düşünen, sorgulayan, bazı şeyleri anlamlandırmaya çalışan bir beyin. Siz İstanbul'a Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık bölümünü kazanınca geldiniz. Aynı zamanda mimarsınız. Kaç senede bitirdiniz? Benim mimarlık maceram 2 yıl sürdü. Yani bir çift katlı dubleks villa yapacak kadar bilgim var. Kocaman apartman derseniz orada... Evet, şimdi o zamanlar baraj... Bitirmediniz mi mimarlığı siz? Tam benim işte o yıllarda artık her gün sahneye çıkmaya başladığım bir dönemdi. Ama müzikoloji okudunuz sonra. İkinci dönem olarak da, yani ikinci üniversite akademik kariyerim olarak da müzik bilimi okudum. Evet. Müzik biliminden sonra da zaten tamamen ilk iki albümüm çıkmıştı. Üçüncü albümümü hazırlıyordum. Yoluğunuz belliydi yani siz. Evet, yani şimdi birçok mimar... olabilir ama ben daha çok ikinci yıldan itibaren müzik çalışmalarıma... Sene kaçtı? 1988 yılında İstanbul'a geldim. Gerçi babam ve ailem İstanbullular zaten. Benim için önemli bir şehirdi İstanbul'da olmak. Ve mimarlık eğitimi aldıktan sonra 88-89'da ben sahneye çıkmaya başladım. Ve 1990 yılında tek televizyon var o zaman.
altın güvercin yarışması yapılırdı, hatırlar mısınız? Kuşadası'nda. Kuşadası'ndaki. Tabii ki. O bir yıl İstanbul'da yapılmıştı. Orada ilk kez ilk televizyon ve canlı yayın ve ilk bestemi seslendirdiğim yarışmacı olarak da finale kaldım, çalışmaydı. Öyle mi? Evet. 1990 yılı. Altın güvercin. Evet. Sanremo'nun Türkiye versiyonu gibi, evet. Çok, yine çok sevilen bir şeydi. Çok başarılı. İlk profesyonel ve birçok milyonlarca insana ulaştığım dönem o başlangıç neydi oldu. Neydi parça? Onu hiç yayınlamadık. Karanlığın Gizi diye öyle bir mi? Aş şarkısıydı o da. Keşke yayınlasaydınız. Evet. Onu hazırlamayı düşünüyorum aslında. Yani artık 40'lı yaşlarımdayım, sonlarına geliyorum hatta. Mümkün olduğunca hem hafızamda olan hem kaydettiğim, kaydetmediğim bütün eserlerimi artık bir an önce kaydedip insanlara ulaştırmak istiyorum. Zaman çok hızlı akıyor. O zaman bu da bir kayıt olduğuna göre ve insanların zihnine, bir tanesinin bile zihnine kaydetsek kârdır dediğimize göre bir parça daha tabii, hemen dinleyelim mi? Bıraksan da elimi, sevgin bana yeter. Susarım öpüşüne, avunur da söylemem. Belki yalandır, oyundur derim ya, yine de korku basar. Yazık ki ağır ağır çökmüş yüreğine. Nefret değil mi bu yalan sevişmeler? Sen değilsin sanki yarısı yatağımın. Üşürüm sarılsam bile. İsyanım yanaşıma, ölüm bile susuyor. Ardına dönüp giden sen misin akadın? Gururum yere düşer, yeter ki bak yüzüme, üstüme basıp geçme yar. İsyanım yanaşıma, ölüm bile susuyor. Ardına dönüp giden sen misin akadın? Gururum yere düşer, yeter ki bak yüzüme, üstüme basıp geçme ya. Bana yeter, susarım öpüşüne, avunur da söylemem. Belki yalandır, oyundur derim ya, yine de korku basar. Yazık ki ağır ağır çökmüş yüreğine. Nefret değil mi bu yalan sevişmeler? Sen değilsin sanki yarısı yatağımın. Üşürüm sarılsam bile. İsyanım ölüm bile susuyor. Ardına dönüp giden sen misin akadın? Gururum yere düşer, yeter ki bak yüzüme, üstüme basıp geçme yar. İsyanım yanaşıma, ölüm bile susuyor. Ardına dönüp giden sen misin akadın?
gururum yere düşer, yeter ki bak yüzüme, üstüme basıp geçme ya. Bu da çok bilinen, çok sevilen ve muhtemelen çok istenen parçalardan biri. Kesinlikle. Öyle değil mi? Siz hala müzikle çok iç içesiniz. Evet. Türkiye'nin bir dönemine damga vuran dizinin müzikleri size ait. Kurtlar Vadisi'nden evet. bahsediyorum. Yabancı Damat, Haziran Gecesi, Kayıp var. Haziran Gecesi, Kayıp başka? Evet. Daha çok var aslında ama daha bu dördü ziyade, daha çok öne çıkan. Daha ziyade müzik, dizi müzikleriyle mi haşır neşirsiniz? Aslında film müzikleri de Anlat İstanbul gibi, Kurtlar Vadisi'nin birçok sinema filminde, Banyo filminin müziklerini yapmıştım. O da çok özel, çok önemli bir film, farklı bir filmdir. Değişik projelerdendi. En sonunda Bir Nefes Yeter'in müziklerini yapmıştım. Ben devam ediyorum çünkü bu bir etkileşim ve bir kolaborasyon, yani bir yönetmenin ya bir senaristin hayaline hizmet etmek de bence güzel. Ben nasıl bir müzik video yapacağım zaman bir yönetmenin hayal gücüne teslim ediyorsam aynı şey onların için de, benden bir şey istedikleri zaman karşılıklı daha başka sanatların bir araya gelmesinden oluşan daha güçlü bir sanat çıkıyor ortaya. Kızlar şimdi kaç yaşındalar? Kızlarım Cennet Ezgim 7,5 yaşında. Hayal Nisan ablası o da 13,5 yaşındalar. 13,5 ve 7,5 yaşında. Peki babalarının bir döneme damga vurduğunun, onlar doğmadan çok seneler önce çok 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 popüler bir müzisyen değil ama şarkıcı olduğunun farkındalar mı? Evet. Tabii büyük kızım daha çok artık dünyayı tanımaya başladı. O çok çok daha etüt edebiliyor ve anlayabiliyor hangi hisler içinde olduğumu, nasıl bir stres içinde yaşadığımı. Ama bir yandan ne kadar keyifli bir şey olduğunu sanat ve ilgilenmenin, ki ben çok istiyorum onların da hayatlarını sanatla ve eser üretmekle. Çünkü hayat sonuçta çalışıyorsunuz, ediyorsunuz filan, büyüyorsunuz, yaşlanıyorsunuz ama bir eser bırakmak lazım bence geride. Aslında kızlar en büyük eser. Evet, biyolojik anlamda virüsler. Evet, ama evet. Onların da hani benim gibi sanata hizmet eden, insana hizmet eden bir konuda ilerlemelerini istiyorum. Küçük kızım biraz daha yeni yeni. Daha anlamaya başladı. Evet. Tabii şimdi Gökhan Kırdar hiçbir zaman müzikten uzaklaşmadı ve hep gündemdeydi. Ama tabii 90'lardaki o Yerine Sevemem popülerliği şu anda da aslında hemen hemen hiçbir müzisyen ulaşamıyor o kadar büyük bir hayranlığa ve popülerliğe. O 90'lardaki popülerlikten bahsediyorum. Zaman değişti. Her şey çok çabuk tüketiliyor artık. Müzikler de değişti. Müzikler de değişti. Böyle yeni albüm, yeni soundlar, yeni şeyler, yeni arayışlar falan yok mu? Aslında var. Ben şu an 3 tane uzun long play, yani albüm long play yani yani uzun çalar. Uzun çalar. O nedir? Uzun çalar nedir? Artık yani o dönemdeyiz artık şu şey internetten. Maalesef. Evet. Uzun çalar dediğiniz, long play dediğinizi şu anda 90 doğumlular, 2000 doğumlular daha doğrusu anlamadılar. Maalesef. Halbuki şey sonuçta bu bir devam edebilseydi keşke. Nasıl kitap basılmaya devam ediyor ama keşke diğer şey müzikte dijitalleşmeseydi. Siz kaset zamanında çıktınız değil mi? Sizin daha CD teknolojisi başlamamıştı. Kaset olarak mı çıktı ilk? İlk kaset olarak çıktı. Ya. Bir yıl sonra da yurt dışında basılıp belli sayıda CD olarak gelebiliyordu. Gerçekten mi? Evet. İlk aldığınız kaseti hatırlıyor musunuz? İlk aldım. Bizim çocukluğumuzda karma kaset oluşturma alışkanlığı vardı biliyorsunuz. Evet, arda arda. Apor gedi bul dinle.
böyle aşk şarkıları. Bryan Adams'lar evet. Ondan sonra. Evet, 80'li yılların 80'li. Ne kadar böyle romantik şarkıları var. Bir kasete toplama şeyimiz evet. Vardı. Çünkü o sarardı kaset falan çünkü, böyle. Evet, yani bir plaktan başka bir şey yoktu. A yüzü, B yüzü. Evet. Sonra record etme şeyi vardı. İki kaset. Ondan evet. Ona aktarma. Sonra yeni müzik sistemlerinde CD çalar da o kaset sistemine dahil evet. Edildi. Evet. Ve sonra önüne geçemedik değil mi? Gelişmeleri. Tabii 2005'ten itibaren artık CD üretilmez hale geldi. İnternetin yaygınlaşmasıyla yüzlerce, binlerce şarkı indirebildiler. Hı hı. Bence yeni ne olacak biliyor musunuz? Şuraya bir çip duyu organımızın yanına ve o çipten direkt beyne dalgalar halinde müzik. Uçtum mu biraz? Evet. Biraz uçtum çok galiba. Şey, neden olmasın? Fütüristik. Fütüristik yani. Bir şey. Bayılırım öyle fütüristik ama bana sorarsanız ben geçmişte yaşıyorum. Peki siz kimleri dinliyordunuz 90'larda bu kadar popülerken? Ben çok iyi de çok barlarda çalışmaya, kulüplerde çalışmaya başladığım zaman mesela bir sahnede Pink Floyd çalıyorduk daha çok. İşte Another Brick in the Wall gibi. John Lennon şarkılarını da çok çalıyorduk. İşte Wish You Were Here gibi, Imagine gibi. Hı hı. O zaman çünkü zaten kulüplerde benim sahneye çıktığım albüm öncesi dönem 88-89. İstanbul'da ikiye ayrılmıştı. Ya taverna müzik yapılıyordu. Ya da rock. Evet daha yabancı sözlü eserler seslendiriliyordu. Pop müzikle birlikte aslında. Hı. Yani işte birçok pop, o yıllardaki ilk çıkan pop albümlerden sonra kulüplerde daha çok Türkçe sözlü eserler söylenmeye başlamıştı. Hiç böyle müzik kariyerinizin bir döneminde hani bu işin evet Türkiye'de çok güzel icra ediliyor da mutfağı ve en büyük popülerliğin yakalandığı yer olarak Amerika ya da İngiltere görülür ya, hiç böyle Amerika'ya, İngiltere'ye gidip sanatınızı icra etmek, devam ettirmeyi düşüncesi oldu mu? Ben biraz idealist yaklaştım sanıyorum başlangıçta, çünkü bir şarkının evrensel olabilmesi için illa sözlerinin çok anlaşılır olması gerekmiyor. Bence biz de çocukluğumuzdan beri birçok İngilizce şarkısını ezberebiliriz. Yani ne anlama geldiğini bilmesek bile. Onu söyleriz. Müziğin böyle bir özelliği var. Yani siz onu hangi dilde olursa olsun ezberleyip onu söyleyebiliyorsun. İşte, Trip albümünden sonra, 97'deki Trip albümünden sonra birçok dünyanın kapıları açılmaya başladı aslında. O çok dünyada da yeni bir akımın, Trip Hop denilen müzik anlayışının akımıydı. Hemen ben devamında Amerika'da bir plak şirketiyle anlaşma yaptım aslında. Öyle mi? Tabii. Demi Oz isminde bir albüm hazırladım. Ama Marmara Depremi 99'da olunca biz Amerika'daki o yayını durdurmak durumunda kaldık. Neden? Doğru olmayacaktı çünkü o dönem çıkmak. Üstüne de zaten bir yıl sonra da İkiz Kuleler olunca zaten bir Doğu sanatına karşı böyle bir şey duvar başladı. Oluştu. Duvar başladı. Biz de beklemeye başladık. Beklemeye aldık. Yani işte o Demi Oz albümünü önümüzdeki Eylül ayında yayınlayacağım. Çünkü 20 yıldır hiç yayınlanmadı o eser. Hiç yayınlanmadı. Bir iki şarkıyı şey yaptım içerisinde. Bu Aşk mesela o albümden çıkmış. Yine 90'lara ait bir çalışma. Bu Aşk o albümden mi? Tabii o albümde olan bir çalışmam benim. Ama tabii o albüm sonuçta çok daha fazla sayıda eserden oluşuyor ve hiç dinlenilmemiş, hiçbir yerde duymadıkları, ilk defa dinleyecekleri birçok eseri barındırıyor. Hemen devamında da ben Hayal adında bir albüm hazırladım ayrıca. Imagination adında. Bu arada ben zaten Trip'ten itibaren bütün şarkılarımı İngilizce ve Türkçe versiyonu olarak hazırlamaya başlamıştım. Bir de bu Hayal albümü de işte önümüzdeki 2020 yılı içinde, yani Demi Oz'dan sonraki sırada gelecek olan albüm. Onun içinde de Yağmur var mesela. Bilinen şarkılardan. Ama diğer birçok şarkım bilinmeyen eserlerden oluşuyor. Yani benim için en önemli özelliği ve insanların belki de bilmedikleri nokta, Trip albümünden itibaren yaptığım bütün bu albümlerin karışımlar var. Yani geleneksel soundlarımızla bizim elektromanyetik dediğim bu elektronik sesleri birleştirdiğim bir sound'a yöneldiğim için doğal olarak o yıllarda anlatamadığım bir bilgiyi barındırıyor. O bilgi de bu eserlerimi, bu albümlerimdeki Trip, Demi Oz, Hayal ve devamındaki diğer bütün çalışmaları
bir healing eseri aslında. Yani şeyin farkına vardık. İyileşme var. Yani müziğin iyileştirici gücü. Evet. Yani aslında iyileştirme, şimdi her organın bir frekansı var. O frekansı vermezseniz zaten iyileşemez. Ama bir sözlü bir müzik eseri seslendirdiğiniz zaman orada birçok frekans var. Şimdi oradaki amaç farklı oluyor. Ama en azından ruh anlamında enerjimizi yükselten ve bir enerji akışı var vücudumuzda. Bu eserleri dinlediği zaman kişiler, insanlar fark etmeden enerjileri yükselmeye başlıyor. Çünkü rezonans oluyor. Yani içindeki o frekanslar, yerleştirdiğim frekanslar sayesinde. Yani bir taşla 10 kuş vurmuş oluyoruz. Gibi biraz. Bir yandan güzel müzik dinliyoruz. Bir yandan evet. Gökhan Kırdar'ın yeni şarkılarıyla ya da sevdiğimiz parçalarıyla buluşuyoruz. Bir yandan müziğin o anlamlandıramadığım ama çok derin olan dünyasına dalıyoruz. Bir yandan da iyileşiyoruz. Oh mis. Evet. Yani ben de sizin az önceki çip gibi örneği gibi ben de geleceğin aslında etkileşimsel sanata yöneleceğini ve dinledikleri müziğin aslında insanların auralarına, enerji alanlarına, onların ne kadar yükselttiğini ve sağlıklı yaşayabilmelerini hem ruhsal hem fiziksel anlamda yol açtığını anlayacakları yeni bir dönem olacağını düşünüyorum aslında. Yani bu bilgiyi bildikten sonra insanlar zaten hep bu etkileşimi yaşayacakları sanata doğru yönelecek ve yeni bir devrim ve yeni bir gelecek açılacağını düşünüyorum. Ama 90'ları özlüyor musunuz? Yeni gelecekten bahsediyoruz ama 90'lar... Evet. Özlüyor musunuz? Özlüyorum tabii. Oradaki sosyopolitik dönemi de özlüyorum aslında ben. Sanki o zaman birbirimizi dinlemeye daha çok tahammül ettiğimiz yıllarmış gibi. Düşüncelerimize, farklılıklarımıza daha çok tahammül ettiğimiz zamanlar. O zaman tabii herkes istediği gibi sözünü söyleyemiyordu. Şimdi internetle her yere yayın yapabiliyorsunuz. Belki bu da biraz tahammülsüzleştirdi bizi. Belki de kulaklarımızı tıkadık pek çok şeye. Tabii. İnsanlara saygılı olduğunuz sürece onlar da size saygılı olurlar. Aslında yine etki tepki meselesi bu. Bence yani siz bir insana bir etki yaratıyorsanız o da doğal olarak tepki gösterir. Siz insanlara gülmeye, saygı duymaya ve onları koşulsuzca sevmeye devam ederseniz ben hayatın çok daha çatışmasız ve savaşsız geçeceğini bir dünyaya olacağını düşünüyorum. Peki bayram? Bayram. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz artık programımızın. Evet. Ben tabii ki buradan bütün bizi izleyen herkese ve size tabii ki bütün başta siz olmak üzere bütün ekipteki Habertürk'teki bütün çok değerli ruhlara çok teşekkür ediyorum. Beni de burada çok görmek istediğiniz için, davet ettiğiniz değerli için. Ruhlara. Ekran başında da sizi görmeyi çok seven kadim bir topluluk var biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Uzun zamandan beri sizi takip eden. Efendim şimdi kısacık bir reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra 90'lar konseptimizle bayram özel programımız devam edecek. Sevgili Gökhan Kırdar'a çok teşekkür ediyoruz ve tekrar bayramınız kutlu olsun, bayramınız mübarek olsun. Sizin için sağlık, huzur, mutluluk ve iyi bayramlar diliyorum ve 90'lar konseptimizle sevgili Gökhan Kırdar'ı son parçasıyla sahneye alalım istiyorum. Peki. Tekrar teşekkür ederiz. Herkese iyi bayramlar diliyorum ben de. Buyurunuz. Yağmur
geçer günüm. Ben neredeyim? Yavaş yavaş batar güneş, hava soğur. Sen neredesin? Yağmur